Ajansı'nda bu gece konuğumuz USPUM Yönetim Kurulu üyesi Harun Meral Beyefendi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Harun Bey. Ben girişte takdim ettim esasında sevgili izleyenlerimize. Eyvallah. Konuşacağımız konudan da biraz çıtlattım. Eyvallah. Bu arada Harun Bey benim memleketimden ayağının tozuyla geldi, Konya'dan. Eyvallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyeyim bir kez daha. Hoş bulduk. Bugün Türk dünyasını konuşacağız. Coğrafyamızı, kadim coğrafyamızı konuşacağız. Orada yaşayan kardeşlerimizin durumunu konuşacağız. Türkiye'nin bu konuyla ilgili politikalarını konuşacağız. Ve Harun Bey bu arada aynı zamanda Konya'da Ahde Vefa Turan Birliği Derneği'nin de yöneticiliğini yürütüyor. Haliyle bir ayağı aslında Türk coğrafyasında. İşte ve Suriye'de, bölgede oradaki mazlum kardeşlerimizin yardımına koşuyor. Aslında genelden mi başlayayım, özelden mi gidelim diye ben epey düşündüm ama evet. Şeyi sormak istiyorum. Siz tabii yani bir ülkücü olarak da çok ciddi sıkıntılar çekmiş birisiniz yıllarca. Bu konuyla ilgili hukuksuz bir şekilde efendim geçmişte cezaevinde türlü sıkıntılar yaşadınız. Hakikaten o hatıraları depreştirmek istemiyorum ama oradan şuraya geleceğim Harun Hocam. Bugün Türk Devletler Teşkilatı kuruldu. Evet. Ve hakikaten yeniden aslında dönülmesi gereken, el uzatılması gereken, kucaklamamız gereken coğrafyaya yeniden döndük, sarıldık. İletişimimizi yeniden kurumlaştırdık. Yani müessese haline getirdik esasında bu işi. Daha önce de hiçbir zaman gönül bağımız kopmamıştı ama bu denli de bir yakınlığı sergileyememiştik. Maalesef, çeşitli yanlış politikalar sebebiyle. Ama nasıl değerlendiriyorsunuz? Eksik mi? Nereye gider bu süreç? Siz nasıl görüyorsunuz bu pencereden bakınca? Merak ediyorum açıkçası. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Misafir ettiniz. Şeref duyduk. Rica ederim, o şeref bize. Hem size hem izleyicilerimize hayırlı geceler diliyorum. Hakikaten çok önemli bir konu ama tabii burada zaten sizin de söylediği gibi gönül coğrafyamızda bir gezinti yapmaya çalışacağız. Hı hı. Bu bir akademik sunum değil. Biz kendini Müslüman Türk coğrafyasının mağduriyetlerine adamış bir derneğin, USPUM ve Ahde Vefa Turan Birliği Derneği'nin temsilcisi olarak bugün burada gönül coğrafyamızda milli sınırlarımızın dışında kalmış soydaşlarımızın karşı karşıya kaldığı problemleri, içinde bulundukları mağduriyetleri dile getirerek toplumumuza, milletimize, bizi izleyenlere birkaç mesaj verirsek mutlu olacağız. Hı hı. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı muazzam bir girişim. Takdir edilmesi gereken bir girişim. Geç kalmış bir girişim. Evet. Bu kar topu misali sıkılmıştır. Eğer akıllı yönetim biçimiyle yuvarlanarak bir güç, büyük bir çığ haline alabilir. Çünkü gönül coğrafyamız, misak-ı milli sınırları dışında kalmış soydaşlarımız böyle bir yapıya hasretti zaten. Evet. 6-7 tane devlet temsil ediliyor ama henüz bir bölümü Rus internantından kurtulamamış. Hı hı. Bir bölümü hala Çin'in etkisi altında. Balkanlar malum Avrupa'nın etkisi altında. Onlara büyüklük yapacak, önderlik yapacak bir güce ihtiyaç vardı. İşte o da Türk Devletleri Teşkilatı. Takdir ediyoruz, alkışlıyoruz, destekliyoruz. Bunun politik, kültürel, ticari, ekonomik yansımaları zamanla mutlaka olacaktır. Hı. Bugün de Erzincan'da gelen bir temsilci, Türk Dünyası Türk Devletleri Teşkilatı'nın genel sekreteri aynı ifadeyi kullandı. O beni çok mutlu etti. Yani Türkler gönül olarak birleşmeye başladılar. Bu gönül birlikteliği rahmetli İsmail Gaspıranlı'nın dediği gibi dilde, fikirde ve işte birlik şeklinde, evet, bir dönüşüme evrilirse dünyada büyük bir güç, maddi ve manevi, askeri, hatta kültürel bir güç daha doğacaktır. O da Türk dünyasıdır. Mutluyuz. Hı.
İnşallah daha da dediğiniz gibi büyür bu iş. Biz de hakikaten duacısıyız. Sonuçta bir teşkilat haline dönüşmesi fevkalade bizi heyecanlandıran bir şey, ama bu heyecanı coğrafyada hissediliyor mu? Yani farkında mı oradaki kardeşlerimiz de artık bir el ele tutuşmuş olmanın, ne bileyim, daha ciddi bir şekilde bir arada bulunmanın? Evet Mustafa Bey, işaret buyurduğunuz konu hakikaten altı çizilmesi gereken bir konu. Henüz yeni olması hasebiyle Türk dünyasının bütün katmanlarında hissediliyor demek afaki bir yorum olur. Ancak Türk dünyasının elitleri, Türk dünyasının düşünürleri, Müslüman Türk coğrafyasında vicdanı kanayan insanlar büyük bir umutla bu teşkilatın yarınlarda atacağı adımları bekliyorlar. Hı. Zaman içinde aşağı katmanlara doğru bütün milletimizin, yani Turan coğrafyasındaki insanlarımızın, soydaşlarımızın gündemine yavaş yavaş gelecektir. Ben birkaç ay evvel Suriye'deydim. O zaman malum konudan yine bahsetmişti oradaki arkadaşlarımız. Muazzam bir beklenti var. Yani kardeşin kardeşe el uzatacağı. Bu el uzatmayı sadece ekonomik anlamda değil, sadece yardımlaşma anlamında değil. Yani beni düşünen birileri de var. Sahipsiz değilim duygusunun ben orada hissettim, gördüm. Bu da beni mutlu etti. Ama tekrar edeyim o cümleyi. Henüz arzu edilen boyutta hissedildiğini söyleyemeyiz. Fakat elitler dilde fikirde işte birlik formülünü hayata geçmesini arzu eden iyi geçmiş insanlar daha büyük bir olumlu yansımasını hissediyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Haberleştiğimiz insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Çok güzel. Biz bir de zannediyorum pek fazla haberdar değiliz ya da yeterli bilgiye sahip değiliz galiba. Mesela bugün İran dediğimiz zaman işte %40'ının esasında nüfus olarak Türklerden oluştuğunu bilmiyoruz. Irak diyoruz, geçiyoruz. Suriye diyoruz, geçiyoruz. Yani diğer Türkiye coğrafyalardan hiç bahsetmiyoruz bile yani. Dolayısıyla şimdi yeniden böyle şeylerin öğrenilmeye başlanması, biraz hafızamız yavaş yavaş kendisine geliyor diye yorumluyorum ben, ama katılır mısınız? Aynen. Şimdi size öncelikle bu program için ben bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Çünkü biz teşekkür. Ne yazık ki Türkiye'de, Türkiye dışındaki Türk devletlerinde de medya bu konulara çok fazla reyting yapmadığı için veya satın alınmadığı için çok fazla temas etmiyor. Türk dünyası denince veya dış Türklerden bahsedince ya askeri bir problem ya siyasi bir mesele ile tanımlıyorlar Türkiye dışındaki Türklük kavramını veya olgusunu. Halbuki orada kadim bir kültür var. Büyük bir inanç, dil birliği var. İnanç birliği var. Bunlar medyada gündeme getirilmediği zaman bizim insanımızın nasıl haberi olacak? Hı hı. Dolayısıyla milli eğitim politikasında ağır ağır yavaş yavaş bu konular işlendiği zaman, evet, sizin gibi zatınızın önem verdiği gibi veya bugün gündeme aldığı gibi basın yayın kuruluşlarıyla, medyayla duyurulduğu zaman insanımız bu konulara vakıf olacaktır. Vakıf olduğu her konuda da mutlaka onun yüreğinde bir kıpırdama olacaktır. Buna vesile olmak lazım. Eğer vesile olmazsak, dediğiniz gibi kimsenin kimseden haberi olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Bir de insanların öncelikleri var. Bu konuyu da öncelik hale getirmeliyiz. Ben şöyle söylüyorum, belki vasat bir ifade olacak ama bizi izleyenlere şunu söylüyorum. Diyorum ki Türk dünyası kavramını düşündüğümüz zaman eğer humanist duygularla, insani duygularla bakacaksak, bizim gönül coğrafyamızda pek çok sıkıntıyla yüz yüze kalan Türk milleti, Türk insanı insan. Evet. Eğer
İslami dini referansla bu konulara bakacaksak hepsi Müslüman. Doğu Türkistan'ından işte Güney Türkistan'ına, Afganistan'ın kuzeyinden Irak'ın kuzeyine, Suriye'nin kuzeyine kadar sıkıntı çekenler Müslüman Türkler. Evet. Eğer Türklük bilinciyle, soydaş kavramıyla yaklaşacak olursak aynı soydan geliyoruz. Yani bizim ata yurdumuz oralar. Dolayısıyla o insanların içinde bulunduğu maddi, manevi, politik, kültürel her türlü konuyu Türkiye'nin zaman zaman gündemine getirmek işte o Türk Devletleri Teşkilatı'nın da asıl nihai amacına uygun bir eğitim, uygun bir uyandırma, uygun bir haberdar etme çalışması olacaktır. Bugün biz belki karınca misali bir adım da olsa, küçük bir adım da olsa buna hizmet etmekten mutluyuz. Evet. Yani bizim hakikaten yani kadim bir medeniyet olarak sınırları zihnimize çizmelerine izin vermişiz. Şimdi dolayısıyla bizim o sınırları bir defa kaldırıp atmamız lazım. Önce zihinlerimizdeki. Evet. Çünkü biz işte Suriyeliler deyip geçiyoruz. Ya halbuki gelen kalabalığın çoğu Türkmenlerden oluşuyor. Aynen. Afganistan deyip geçiyoruz mesela. Ya orada ciddi manada azımsanmayacak derecede büyük bir Türk topluluğunun yaşadığının farkında değiliz. Keza İran. Aynen. Diğer coğrafyalar aynı şekilde. Mustafa Bey, 2017 yılı itibariyle Suriye'ye gittiğimiz zaman insani yardım amacıyla gitmiştik. Yani ben 63 yaşındayım. Biraz okuduğumu, biraz düşündüğümü zanneden bir insanım. Estağfurullah. Hiçbir şeyi bilmediğimizi, hiçbir şeyin farkında olmadığımızı orada aynel yakin idrak ettim, hissettim. Şöyle ki, Suriye'de 4 milyon civarında Türkmen var. Vardı. Bunlar Selçuklu, yani İstanbul, Konya henüz Türk yurdu yapılmadan önce orada ikame eden, orada devlet kurmuş, bizim kanımızdan, soyumuzdan, yani bu kan kelimesini kullanırken ırkçılık yapmıyorum. Demek istiyorum ki aynı soydan gelen insanlar, biz burada devlet kurmadan Anadolu'da, onlar Suriye Selçuklu Devleti'ni kurmuşlar. Hac yollarını korumak için Osmanlı döneminde oraya Anadolu'dan insanlar gitmiş. Onların torunları 4 milyon. Bir küçük anekdotu müsaadenizle anlatmak istiyorum. Buyurun. Başköy, Türkçe ismi, Suriye literatüründe Kubbesin diye geçen bir yerde, Halime Ana Yetim Kültür Merkezi'nde insani yardımla ilgili bir toplantımız var. Hı hı. Konya'dan gönlü yüce insanların bize emanet ettiği bazı yardımları oraya götürüp onları tevzi ederken mihmandarımıza bir haber geldi. Dediler ki sizinle bir grup görüşmek istiyor. Buyursunlar dedim. Tabii orası biraz daha karışık olduğu için tedbirler alındı falan. Geldiler yaklaşık 10-12 kişi. Kıyafetleri o bölge coğrafyasına uygun. Gelenlerin Suriyeli Arap, yerli Araplar olduğunu zannettim ben. Hı hı. Merhabalaştık. Benimle tercümanla konuşuyorlar. Doğal. Ve en son şunu söylediler. Dediler ki biz Karakeçili aşiretindeniz. Suriye'de yaklaşık 200 bin kişiyiz. Biz de o aşiretin ileri gelenleriyiz. Bize hoş geldin demeye gelmişler. Hiçbir tanesi Türkçe bilmiyordu. Şimdi ben müsaadenizle şunu söylemek istiyorum. Onlara Türkçe öğretmek devletin görevi değil. Devlet öyle bir işe veya hükümet öyle bir işe kalkıştığı zaman uluslararası arenada asimile ettiğimiz, onları entegre ettiğimiz, onlara işte Türkçeyi dayattığımız gibi bir yansımayla politik olarak uluslararası arenada zor durumda kalırız. İşte bu inceliği tespit eden Ahtayopa Turan Birliği ve USPU'nun genel başkanı orada, Taha Bey, orada yeni yetişen Karakeçili
aşiretine mensup çocuklara Türkiye Türkçesini öğretilmesi, bizim kullandığımız Türk alfabesinin öğretilmesi, dolayısıyla kaybettiği değerlere, milli değerlere yeniden kavuşturulmalarıyla ilgili bir sivil inisiyatif kullandık. Evet. Ve orada okullar, orada yetim kültür merkezleri açtık ve büyük de bir yansımalarını gördük. Şimdi çok özür diliyorum. Şimdi buyurun. Bu Karakeçili aşireti Türk mü? Karakeçili aşireti Osmanlı'yı kuran Kayı boyunun bir koludur. Önemli bir kolu. Allah Allah. Tabii Sultan Abdülhamid'in, yani yakın dönemde 100 sene önce Sultan Abdülhamid'in en yakın korumalarını seçtiği aşirettir. Yani o kadar da güvenilir bir aşirettir. Ama Suriye'nin baba Esad, oğlu Esad döneminde asimilasyonuna maruz kalmışlar. Hmm. Sahipsiz kalmışlar. İçeri kapanmışlar. Avam tabiriyle, amiyana tabiriyle araziye uymuşlar, kamutu olmuşlar. Ama Barış Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonlarından sonra bir güven gelmiş. Madem Türk askeri geldi, madem Suriye'de bir karışıklık var, biz de Türk'üz demişler ve bizden bu çocuklara kendi bizden geçti artık 60-70 yaşına geldik. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkın şeklinde ricaları var. Şimdi ben sizin kanalınız Akit TV kanalıyla Türk milletinin bizi izleyenlerin vicdanına sesleniyorum. Yani o bölgede Türkiye Türkçesini öğrenmeyi bekleyen milyonlarca insan, yüz binlerce çocuk var. Her şey askeri başarı demek değildir. Her şey politik başarı demek değildir. Oraları tanımlarken işte biz orada bir bölgeyi kontrol ediyoruz. Tamam, bu devletin başarısıdır. Biz orada şu görüşmeyi yaptık. Bu hükümetin işidir. Ama bizim millet olarak da yapmamız gereken işler vardır. Zaten o kültürel başarıyı sağlayamazsak hiçbir şeyi sağlayamayız. Aynen. Yani rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun kulaklarımda çınlayan çok güzel bir tespiti var. 1992 yılında aynı problem Kerkük ve havalisinde yaşadığı zaman Türkiye'ye gelenlere biz yardım etmeye çalışıyorduk. Dedi ki sadece makarna ve battaniye vererek bu insanlara yardım edilmez. Karınlarını doyururken beyin ve ruhlarına da bir şeyler katmamız lazım. İşte bizim misyonumuz o. Benim sizin aracılığınızla vermek istediğim mesaj da o. Dernekler, vakıflar, iyi niyetli STK'lar o bölgedeki insani, o bölgeye insani boyuttan da bakarak eksikleri tespit edip ikmal anlamında herkes bir adım atmalı. Mesela son gidişimde Kilis Milli Eğitim Müdürü ile bir kısa görüşmemiz oldu. Ben de duymamıştım o konuya çok ilgili olmama rağmen. Dedi ki Harun Bey, Çoban Bey'de tıp fakültesi kuruldu. Yani o anda havalar oluştum desem hiç abartı yani yapmamış olurum. Hep Türkiye'ye gelsin okusun istiyoruz. Halbuki yerinde eğitim. Evet, tabii. Onlara hem Türkçe öğretiliyor hem de o bölgede o kadar mağduriyet içerisinde devletimiz tıp fakültesi açmış. Oradaki nitelikli çocukları yerinde eğitiyor. İşte budur. Yani arzu ettiğimiz budur. Sadece askeri başarı, sadece siyasi boyutla ele almak değil mesele. Evet, ya işaret etmek istediğim husus bu. Ve sorunuzun son bir cümleyle cevap vereyim. Mesela şu anda bizi izleyenler gözlerini kapatıp vicdanlarını dinlesinler. Güney Türkistan, yani Afganistan'ın kuzeyi, Hazreti Mevlana'nın da gelmiş olduğu Mezar-ı Şerif, eski ismi Belh şehri. Evet. Faryab, Şibirgan, 3 tane büyük şehir var o kuzeyde. Özbek ve Türkmenlerin yaşadığı bölge. Yani bizim soyumuz, canımız, ciğerimiz onlar. Bizim soydaşlarımız, kandaşlarımız. Şimdi su yok, su Mustafa Bey. Emin olun su yok. Merkezi hükümetin, yani şöyle söyleyeyim izleyiciler tam anlasın beni. İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi, İzmir Belediyesi, Konya Belediyesi altyapı yapmış. Biz de 100 metre boru çekelim, su getirelim. Öyle bir altyapı yok. Hmm. 1978'de Rusların Afganistan'ı işgal ettiği günden bugüne kadar kuzey bölgede hiçbir yatırım yok. 20 kilometrelik yolu 3 saatte gidiyoruz. Yol yok, altyapı yok.
Bir, Kabil hükümetinin ekonomik yetersizliği. İki, etnik ayrımcılık. Orada Peştun milliyetçiliği hakim. Türkler biraz dışlanmış ve kuzeye hapsedilmiş durumda. Merkezi hükümetin hasbelkader ve mecburiyetten yaptığı ortak kuyular var. 3 kilometre yazın 45 derece sıcakta, kışın eksi 10 derece soğukta, 3 kilometre, 4 kilometre affedersiniz hayvan sırtında ve insan marifetiyle taşınarak içme suyu temin ediyorlar. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Ve bunlar bizim soydaşlarımız, Müslüman Türkler. Türkçe mi konuşuyorlar? Türkçe konuşuyorlar. Özbek şivesi, Türkmen şivesi. Şimdi biz bu dramı görünce ne yapabiliriz dedik. Yani her şey Afganistan'da şu oldu. Afganistan'da iktidar değişti. Afganistan'da iç savaş. Ya Afganistan eşittir bu değil. Ne yapabiliriz? Kardeşim 227 tane köye kuyu açtık. Su kuyusu. Orada Türk bayrağı var. Allah razı olsun. Afgan bayrağı var. Bizim derneğin acizane logosu var. Ona sadakayı cariye diyorlar oradaki halk. Hmm. Bu kuyuyu yaptıranın ömür boyu sadaka yapıp onun için amel dua edeceğimiz amel de kapanmayacak. Şimdi orada bana bir video gelmişti. Biraz önce yayına girmeden önce aradım bulamadım. Telefonum bayağı yoğun. Yaşlının bir tanesi su doldururken bu çeşmeyi yaptırana dua ediyor. Kime dua ediyor? Anadolu insanına. Şimdi onun zihin dünyasını bir düşünün. Türkiye denen bir yer var. Oradan birileri gelmiş benim köyüme su kuyusu. İşte budur kardeşlik. Afrika. Tamam Afrika'da insani ihtiyacı var. Hı hı. Ama su olmayan yer Afrika'ysa Güney Türkistan'da da su yok. Bir de Afrika'ya çok kampanya yapıldı. Yani, evet, yani bütün, hakikaten çok aynen. gidiyor oraya. Hem Türkiye'de. Yani orası devam ediyor. Devam da etsin. Etsin zaten. Ona bir yani. Şey. Ama onu yaparken bizim gönül coğrafyamızda da ihtiyaçların olduğunu sadece işte dünyadaki Türkler demekle işin bitmediğini anlatmaya çalışıyorum. Ben inanın şu an şu dakikada sizden öğreniyorum. Bir cümle daha öyle söyleyeyim. Öyle bir coğrafyaya sahip aynen. olup da oradaki kardeşlerimizin evet. böyle su sıkıntısı yaşadığını. Aynen. Şimdi bir cümle daha söyleyeyim. O bölgede yani Kuzey Afganistan, Güney Türkistan, Türkmenistan'ın güneyi, Afganistan'ın kuzeyi bir hat. Orada yaşayan Türk bölgesi, Türklerin yaşadığı bölgede ortalama gelir günde 1,5 dolar. Yani bizim paramızda 30 lira. Hı hı. Şimdi 30 lirayla bir adam günlük ne yapacak? Bunu bilmeden de oraya dokunamıyorsunuz. O halde oradan gelen çocukların okumak için geliyorlar buraya Türkiye'ye. Hakikaten bazıları şunu söylüyor. Türk devletinin bize verdiği bursla geliyoruz. Bazıları da şunu söylüyor Mustafa Bey. Harun abi biz orada yanlış beyanda bulunuyoruz. Türkiye'ye gittiğim zaman kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayacağım diye taahhütte bulunuyoruz. Ama okumak için bunu yapmak zorundayız. Benim kendi ülkeme, kendi milletime faydalı olabilmek için Türkiye'de okumam gerekiyor. Hmm. Ama bu taahhüt, devletin verdiği burs, yani Türk devletinin verdiği burs haricinde gelenlerden bahsediyorum. Yanlış beyanda bulunuyoruz. O halde ne yapmak lazım? Şimdi Mustafa Bey, biraz da böyle esprili olarak söyleyeyim. Ata binip Orta Asya'ya gitmeye gerek yok. Onlar gelmişler Konya'ya, İstanbul'a. Yani bu yayında söylenmez ama işte tütün bir şeyi kutusu 30 lira. Kardeşim bundan biraz yani artı bütçe hazır ayırmaya gerek yok. Güney Türkistan'dan Konya'ya, İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya, Adana'ya öğrenci gelmiş. Bu çocuklara ne yapmamız gerekir dediğimiz zaman işte burs. O çocuğun gönlünü de fethediyorsunuz. Mezun olup gittiği zaman kendisine kardeşinin sahip çıktığını o bilinçle orada şimdi siz bunu yapmadığınız zaman bu çocuklar açıkta mı kalıyor? Hayır. Tekrar Suriye'ye atlıyorum. Eğer orada siz yetim çocuklarla ilgilenmediğiniz zaman veya Afganistan'dan, Kuzey Afganistan'dan, Güney Türkistan'dan veya Doğu Türkistan'dan gelen öğrencilerle
Anadolu insanı olarak siz ilgilenmediğiniz zaman zannetmeyin ki bunlar sahipsiz kalıyor. Hemen Alman, İngiliz, Amerikan ve İsrail lobileri devreye giriyor. Misyonerler bu çocukları alıp sizden koparıyorlar. Alman vakıfları, İngiliz vakıfları bölge... Para yağdırıyor değil mi? Aynen. E şimdi kardeşim bu gerçeği... Onlar da kendilerini muhafaza etmeye çalışıyordur o güce karşı. Diyor ama yani ihtiyacı da var. Maalesef işte. Şimdi mesele bu. Dolayısıyla Anadolu insanı, Türk insanı, Türkiye insanı, Türk milleti, dış Türkler dediğimiz zaman sadece bir coğrafya, siz konuşmanızın başında hakikaten çok önemli bir tespit yaptınız. Yani sınırları gönlümüzde çizmişler. Biz Anadolu'dayız, yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz, başka yok. Öyle değil işte. Başkaları boş durmuyorlar. O halde eğer, bakın bu yayında söylenir mi ama ben cesaretimi toplayıp söyleyeceğim. Suriye'de 12. yılına evrilen bu karışıklık, iç savaş, karmaşa vesaire savaş adı neyse, buradan arta kalan yetim çocuklar var. Yetim. Anne yok veya baba yok veya hem anne yok hem baba yok. Şimdi bu çocuklara sahip çıkmadığınız zaman, kelimenin tam anlamıyla hiç abartmadan söylüyorum, bölge insanının bana ifade ettiği tabirle, bunlar ya hırsız olacak ya dilenci olacak. Mustafa Bey, kim bunlar? Bizim çocuklarımız. Türkçe konuşuyor, Türk soylu. Yani Müslüman Türk çocuğu. Ya hırsız olacak ya dilenci. Veya erkek çocuklar 15-20 yaşına gelince kim kendisine 200 dolar verirse onun emrinde bir asker olup çıkıyorlar. Size kurşun sıkabiliyorlar. Şimdi her şey maddiyat değil. Ama biz USBUB'un bilgisi dahilinde Ahtayopa Turan Birliği gönüllülerinin yardımlarıyla Çoban Bey'e bir yetim kültür merkezi yaptırdık. O çocuklar şimdi bir sıcacık yuvada Türkiye'den, şimdi onlar hayal ediyorlar. Ankara, Konya, Türkiye. Oradan gelen bir el kendilerine sahip çıkmış. Şimdi bu duyguyu hiçbir güç yıkamaz. Ama siz sahip çıkmadığınız zaman, siz bu boyutuyla o bölgeleri ele almadığınız zaman, basın yayın kuruluşları vasıtasıyla duyurmadığınız zaman, o zaman başkaları bu çocukları alıp dönüştürebiliyorlar. Dolayısıyla gönül coğrafyasında bazı problemli bölgelerde askeri başarılar sağlanırken veya askeri müdahaleler yapılırken, aynı zamanda da orada gönülleri fethetmenin de gerektiğine inanıyoruz. Akit TV kanalıyla izleyen muhterem izleyicilere, o bölgedeki insanların insani boyutu, o bölgedeki insanlara insani boyutla da bakıp nelere ihtiyaç duyduklarını da iyi tespit etmek gerekir. USBUB'un ve Ahtayopa Turan Birliği Derneği'nin misyonu budur. Biz de acizane kendimizi bu yola vakfettik. Çünkü hayatım ben sadece yemek, içmek, uyumaktan, çalışmaktan, emekli olmaktan, işte tatile gitmekten ibaret olmadığına inanıyorum. Zaten biraz önce buyurdunuz, 12 Eylül öncesinde o bir mücadele içinde yer aldık. Yani ben okula giderken bir arkadaşımı arkadan vuracaklardı. Müdahale ettim o vurmasınlar diye, silahı çevirdi, beni vurdu. Vücudumda 7 tane kurşun yarası var. Ben bunu babamın hayrı için, kız kardeşimin meselesi için, tarla davası için bu kurşunları yemedim. Yani bir milli hassasiyet neticesinde o günkü gençlik duygularıyla hareket ettik. Bugün de aynı duygularla Turan coğrafyasına, Türk coğrafyasına, Müslüman Türk coğrafyasına bakıyoruz. Sadece orada bir Afganistan var. Orada bir Kerkük var. Orada işte bir Kuzey Suriye var demiyoruz. Oranın içinde ne oluyor? İşte oraya karşı duyarlı olduğumuz zaman ruh bütünlüğünü de sağlamış olacağız bence. Evet, kesinlikle öyle. Yani birileri aramızdaki bu sınırları çizerken neyi murad etti? Bizleri ayırmayı. Aynen. Bir araya geldiğimiz zaman güçlüydük çünkü. Tabiatıyla biz aslında eğer kendi zihin dünyamızdan bu
bu sınırları kaldıramazsak onların ekmeğine yağ sürmüş aynen olacağız. Tespit çok doğru. Yani coğrafi sınırların dışında bir gönül coğrafyası olduğunu ve sayımız da çok kalabalık. Aynen. Yani Adria, hani klasik bir tabir var. Belki izleyiciler için klasik bir tanım olacak ama tam zamanı Adriyatik'ten Çin Seddi'ne. Evet. Arnavutluk sınırından Çin Seddi'ne kadar bugün 350 milyon insan aynı kökten gelen evet kelimeleri, aynı dilin şivelerini konuşuyor. Yani Arnavutluk'tan arabanıza binseniz Çin sınırına kadar Türkçe anlaşabiliyorsunuz. Evet. Bilmiyorum. Şimdi bir küçük hatıramı daha söyleyeceğim. Lütfen buyurun. Bu yanlış anlaşılmasın. Ama yine Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet döneminde el asılmış bölgeler olduğu için söylüyorum. Konya'da bir sempozyum düzenlemiştik. İşte Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Kerkük'ten, Suriye'den, Balkanlar'dan misafirlerimiz vardı. Balkanlardan bir Gagavuz Türk'ü geldi. Gagavuz Türk. Ona da konuşma hakkı verilmişti. Çıktı, şunu söyledi. Ama lütfen bu yanlış yorumlanmasın. Ben bir noktaya getirmek için söylüyorum. Dedi ki Konyalılar, ben Hristiyan bir Türk, Gagavuz'um. Ruslar benim din kardeşimdir. Ama Türkler benim kan kardeşimdir. Azerbaycan-Rusya probleminde biz Azerbaycan'ın yanında yer aldık dedi. Şimdi bu ırkçılık değil. Bu işte o bahsettiğiniz var ya, o gönlümüze çizilen evet sınır. Onun inancı onunla Allah arasında. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi'ye asfen söylenen bir şey var. Ya İmam Maturidi veya Hoca Ahmet Yesevi, ikisinden bir tanesi. Bir sohbet ederken yaşlılardan bir tanesi diyor ki ya imam, ben hacca bile gittim. Yani bizim üzerimize fazla yüklenme. 700 sene önce hacca gitmek çok meşakkatli bir ibadet. 6-7 ay sürüyor. Birkaç mevsim geçiriyorsunuz. Yolda eşkıyası var, hastalığı var. Hayvan sırtında gidiyorsunuz vesaire. Çok meşakkatli bir ibadet. Dolayısıyla o yaşlı adam İmam Maturidi'ye veya Hoca Ahmet Yesevi'ye, yani bana fazla yüklenmeden hacca bile gitmiş adamım diyor. O da diyor ki efendi, sizin ibadetiniz sizinle Allah arasında. Onun mükafatını size Allah verecek. Bana insanlığınız lazım. Ne kadar insansınız? Bana onu anlatın. Yani ibadetle kendinizi tanımlamayın. İslam'ın size yüklediği insani misyonu da bana anlatın ki sohbet devam etsin. Şimdi bizim medeniyetimizde, medeniyet tasavvurumuzda aslında bu var. Yani inanç ve ibadetten öte insani anlamda önce yakınından başlayarak uzağa doğru adaleti, hakkaniyeti, refahı götürmek. Biz bunu kendi sınırlarımız içinde yaparsak, ben Konya'da şunu söylüyorum arkadaşlarımıza, Konya'da 5 tane büyük organize sanayi var. Dünyanın 80 küsur ülkesine ihracat yapılıyor. Diyorum ki ben hakkaniyetle verilse zekatlar, sadece Konya'nın zekatı Afganistan'ı ayağa kaldırır. Türk bölgesini, Müslüman, o bölgeyi. Diğerlerine de verelim. Suriye'yi ayağa kaldır. Ama bu bir organizasyon meselesi. Şimdi bunu devlet yapamaz. Şimdi Ankara'da hükümet, düşünebiliyor musunuz? Ey arkadaşlar, zekasınız oraya. Diyemez bunu yani. Bu denmez zaten. Bunu sivil toplum kuruluşları, iyi niyetli insanlar, zaten sizin demin buyurduğu gönülden çizilen o sınırı kaldırıp atmış, kalbi oraları içinde çarpan insanlar vasıtasıyla işte el uzatılabilir oralara. Evet. Öğrenci mesela konudan konuya atlıyoruz. Mustafa Bey, ya benim yakın çevremde, biz Türk milliyetçisiyiz elhamdülillah, Müslüman Türk'üz. Benim yakın çevremde Harun abi, ya bu sene herhalde İspanya'ya tatile gidecek gibiyiz diyor. Benim yakın çevremden arkadaşım. Yani ona, ya kardeşim gel Özbekistan'a, Kazakistan'a gidelim. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini ziyaret edelim. Ya. Şimdi buna öncülük yapıldığı zaman hayır demez kimse. Ama öncülük yapılmadığı için
rotalarımızı belirleyelim. Evet, işte yani. Atana rahmet, o kelime yani. Muazzam. Rotamızı, işte onun için bu tip kanalların, basın yayın kuruluşlarının, iyi niyetli STK'ların ehemmiyeti büyük. Rotayı çizdiğiniz zaman aynen. bizim insanımız hayır demez. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne gidilse, orada o tarihi derinlik, büyük bir ekol Hoca Ahmet Yesevi. Tabii. Yani bütün insanlığı... İslam'ı öğreten. Tabii. Şimdi ama Anadolu insanının şu anda 15 ile 30 yaş arasında bir anket yapalım. Belki Hoca Ahmet Yesevi'nin adını duyan %5 bile çıkmaz. Çok şimdi bu ayıp kimin? Bu ayıp kanaat önderlerimizin, bizlerin. Çünkü duyuramıyoruz. Ya biz hakikaten yani böyle bir şoklanmış vaziyetteyiz maalesef. Yani dolayısıyla o buzumuz da bizim yavaş yavaş çözülüyor gibi. Harun Hocam yani eskiye nazaran şu geldiğimiz nokta aslında ümit verici. Tabii. Yani ama insan istiyor ki ya biraz daha hız kazanalım. Bak yani kaybettiğimiz noktalar var. Bir an önce ulaşmamız gereken yerler var. Ve bizim aslında unuttuğumuz iddialarımızı da yeniden hatırlamamız lazım. Aynen. Yani biz şimdi Rusya'da yaşayan Türkleri ne olursa olsun unutmamamız gerekiyor. Bak Rusya Ukrayna'ya saldırırken ilk başlarda ifade ettiği o söz, biz sizleri işte Türklerden koruduk vesaire aynen. gibi şeyler. Yani kimse tarihin unutmuyor. Maalesef. Bizde de sürekli tarihini unutturma operasyonlarına biz maalesef yeniliyoruz. Dolayısıyla bu konuyla alakalı ben artık bir milli şuur, milli eğitim yani bunun adına ne deniliyorsa tekrar bir an evvel dönüştürülmeli. Bir defa zaten bizim kadim coğrafyamızın tanıtımları dönmeli. Ya aynen. insanları şu önüne ekrana bir getirtmek lazım. Yani Kültür Bakanlığı'na da buradan çağrımızı yapalım. Tamam. Bu işler hep böyle birbiriyle ilişkili, birbirinin elinden tutarak halledilebilecek meseleler. Yani bir genç Özbekistan'da gezilebilecek çok güzel yerler olduğunu görsün, gitmek istesin hatta oraya. Yani bu sadece Özbekistan'ın yapmaya çalıştığı şey değil. Türkiye de yapabilir bunu. Madem Türk Devletler Teşkilatı dedik, birbirimizden bir haberdar olalım. Ne yiyoruz, ne içiyoruz, nelerden hoşlanıyoruz. Mustafa Bey. Yüzümüz, gözümüz, aynen. duygumuz nasıl? Bunlara hiç vakıf değiliz. 1992'de yine rahmetli Türkeş aklıma geldi. Türk dünyası kurultayı tertip etti. Antalya'da o Ergenekon'dan çıkış meşhur bir demir dövme evet. sembolik muhalefeti de topladı. Bir ortak payda haline getirdi. Orada alınan kurultay kararları var. Ben bugün acele geldim. Arşivimi şey yapamadım. İnceleyemedim. Orada alınan kurultay kararları var. Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı hakikaten hassas olurlarsa, hakikaten samimi olurlarsa sadece 92 yılında alınan o kurultay kararlarından bazılarını uygulasalar bile emin olun Avrupa Birliği'ne çok iddialı konuşuyorum. Demin siz o kelimeyi konuştuğunuz için iddialarınız var dediniz ya. NATO'ya meydan okuyacak bir ruhu yakalarsınız. Biz onu görüyoruz. Biz Konya'da 83 öğrenciyle direkt ilgileniyoruz. Maddi manevi. Hı hı. Bunların yarısından çoğu soydaş öğrenciler. Konya'ya okumaya gelmiş. Bu konularda o kadar istekliler ki Konya'da okuttuğumuz, burs verdiğimiz, ilgilendiğimiz buraya nokta koyarak bir cümle geriye gitmek istiyorum. Şimdi Türk dünyasından öğrenci gelmiş Türkiye'ye. Mustafa Bey, hiç abartmadan söylüyorum. Yurttan okula, okuldan yurda gidiyor, 4 yıl doluyor. Hiçbir entegrasyona, hiçbir temasa maruz kalmadan memleketine gidiyor.
yapamıyor. Ya, bu yani biz kucak açmıyoruz ki toplumun farkında değil. Evet. Bakın o cümleyi tekrar ediyorum. Gözümüzü kapatalım. Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Suriye'den, Irak'tan öğrenci geldi. Nereye? Farzumal Konya. Yurttan okula, okuldan yurda. Yahu Ramazan'da bir davet et, Kurban'da bir çağır, bir evinde misafir et. Hı hı. İş adamlarımız, ticaret odası, sanayi odası, yani ticaret odaları, sanayi odaları sadece istatistik yayınlamakla mükellef değil, sadece aidat almakla mükellef değil, kalın dergiler çıkarmakla mükellef değil veya evrak imzalayıp ruhsat vermekle mükellef değil. Onların... Aslında yaparlar Harun Hocam. Tabii. Da haberleri yok. Yani bence de. Bu haber dar etme meselesi evet. Hem STK'lara düşüyor ama bir yandan da devletin ülke idare evet. Amirlerine de düşüyor. Aynen, yani aynen. Bizim, yani çünkü şehre kimin geldiğinden onlar haberdar. Aynen. Ya o öğrencinin Türkiye'ye geldiğini, eğitim aldığından haberdar. Ve evet. Ya hakikaten bayramdır, seyrandır, onlara da yaşatmak lazım. Bak biz buradayız her şeye rağmen, işte ya bir Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu bilin arkanızda gibi, böyle onlara hem böyle bir cesaret aynen. Aşılamak. Türkiye. O cesareti gidip orada gösterdiğinde mesela belki bambaşka bir etki yapacak. Efekt diyorlar ya. Aynen, aynen. Şimdi biz mesela Batı'nın efekti altında değil miyiz bizim gençlerimiz? Maalesef. Niye? Habire yayınlarla vesairelerle, şunlarla bunlarla bizim etkiliyorlar yani. Dün sizin işlediğiniz konu işte tam da buydu. Hı hı. Bizim kendi çocuklarımız da bizden çalıyor Batı. Evet, evet. Dolayısıyla dün sonuna kadar izledim. Yeminle söylüyorum, ara sıra böyle farkına varmadan alkışladım. Yani kurduğunuz evet. Cümleler. Şimdi mesele şu. Bizi bizden alıyorlar dediniz ya. İşte o çocukları da oradaki rejimler alıyorlar. Evet. Bir şey söyleyeyim size. Konya'da Doğu Türkistanlı 10 tane öğrenciyi hiçbir araya getiremedim. Hı. Bakın. 10 tane öğrenciyi bir araya getiremedim. Evet. Niye biliyor musunuz? Hepsi Doğu Türkistanlı oldukları için, Konya'da okudukları için Çin devleti tarafından gözetlendiklerini, Allah Allah, kendi içlerinde birilerinin satın alınarak kimin nereyle temas halinde olduğunun oraya gambazlandığını, dolayısıyla yarınlarda atacağı bir adımın başına problem çıkacağı gibi bir vehimle yaşatıyorlar. Ama biz ona, kardeşim başına bir iş gelirse bile Türk devleti buradadır. Sana oturumunu da verir, iş de verir bu insan veya bu toplum duygusunu verirsek işte o çocuk o evet. Propagandanın veya o... Meydan okuyacak. Meydan okuyacak. Şimdi siz bunu vermezseniz, biraz önce söylediniz ya, sırtını dayayacak bir dağ gibi olmazsanız evet. O çocuklardan... Bir şey beklemeyin. O rejime hizmet etmekten başka seçenekleri yok. Dolayısıyla Türk milleti Balkanlarda, Kafkaslarda, Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da yalnız dev gibi 80 milyonluk modern, zengin, müreffeh, askeri, ekonomik anlamda onlara nazaran çok güçlü bir devlet var. Belki yayının kalitesi açısından bu kelimeyi söylemem lazım ama biz onların abisiyiz, abisi şu anda. Ata yurdumuz orası olmasına rağmen şu anda onların abisi konumundayız. Bizi öyle görüyorlar. Ama abiliği layıkıyla yapmazsanız size olan güven... Bu şey gibi, memleketten çıkıp başka bir şehre gitmiş, ayaklarının üstünde duran bir abi. Aynen. Yani Türkiye Cumhuriyeti... İleriye gitmiş. Sonra gelenlerin o kanatları altına girdiği bir aynen ama. Öyle. Şimdi bunu yapmazsanız... Ve bunu hissediyorlar da zaten tabii. Yani, ama daha fazla hissettirmenin daha fazla. Hiçbir engel olamaz. Evet. Ben 7 yıl Balkanlarda ticaret yaptım. Hı-hı. Bulgaristan'da. Sindirilmişlerdi. Yani isimleri değiştirilmiş... O komünizmin doğası gereği evet. İnançları yasaklanmış. Sembolik birkaç tarihi cami var. Onun dışında ibadet, din, inanç vesaire yok. Hı-hı. Merdiven altı eğitimle ayakta durmuşlar. Merdiven altı. Evet. O yaşlılar Kur'an'dan ayetler okuyorlardı bana Arapça.
bu o rejim şimdi o bir direnç göstermiş, yok olmamış kimliğini, milli ve manevi kimliğini yok etmemiş. Bütün baskılara, asimilasyon politikalarına rağmen Balkanlarda bir Türklük hale var. Abi şu anda bizim işte onu parlatmamız gerekiyor. Devlet her yere yetecek diye bir kaide yok. Zaten uluslararası ilişkiler, dengeler devletin her şeyi aleni olarak yapmasına müsaade etmez. Benim bugün burada anlatmaya çalıştığım, sizin verdiğiniz bu imkanla vermek istediğim mesaj şu. Ey millet, ey kanaat önderleri, ey anlı şanlı vakıflar, dernekler, SSK'lar, basın yayın organları. Gönül coğrafyamız dediğimiz, misak-ı milli dışında kalmış, sınırların dışında kalmış Müslüman Türk insanla, ister Türk oldukları için, ister Müslüman oldukları için, ister İslam olduk, insan oldukları için, isterse üçü birden. Hangi boyuttan bakarsanız bakın, orayla ilgilenmek bizim vicdan borcumuz. Evet. Orayla ilgilenmediğimiz zaman dünya bizi alkışlamıyor. Bizim zayıf olduğumuzun kendi kanı, canı, soyuyla ilgilenmeyen bir toplu yazılan bazı raporlar var. Eğer ilgileniyorsanız büyüksünüz. İlgilenmiyorsanız işte onlar muradına ermiş. Biraz önce siz konuşmanızda söylediniz ya, koparmışlar sizi sizden. Dolayısıyla yani, Türk'ü durdurduk. Nasıl durdurduk? Türk'ün hafızasını durdurduk. İşte mesela bu. Hafıza durunca hatırlayamıyoruz. Geçmişi bilemiyoruz. Nereden geldiğimizin farkında değiliz. Yani bunu konuşmuyoruz. Tarihin belli bir sahnesinde pat diye ortaya çıkmış gibi görüyoruz kendimizi. Halbuki öyle bir dünya yok. Mustafa Bey, lafınızı kestim, kusura bakmayın. Bir gün Konya'da Kazakistanlı bir öğrenci geldi yanıma. Dedi ki Harun abi, sizden bir ricam var. Buyur. Bizim ülkemizde ücretsiz Vahabi inancını yayan kitaplar ücretsiz dağıtılıyor. Ücretsiz dağıtılıyor. Ne yapayım dedim, yani benim ona gücüm yetmez. Bir şey yapmanızı istemiyorum. Sizden ricam, bakın Mustafa Bey, elhamdülillah Müslümanız. Bizim itikat imamımız İmam Maturidi'nin bir tefsiri var. Henüz Türkçe'ye bile çevrilmemiş. Evet, maalesef. Dedi ki bana İmam Maturidi'nin tefsirini temin et. Abi İstanbul'u altın üstüne getirdik, Arapçasını bulduk. 16-17 cilt, buradan bir yayın evinden istedik. Geldi, çocuk var ya, hani küçükken ayakkabı alır biri de böyle bağrına basar, onunla uyur ya. Aynen böyle bastı kitapları, kurtulmuyor. Abi istek var. Mustafa Bey, istek var. Ama o isteği temin edecek, yerine getirecek irade yok. Evet. 16-17 cilt çocuklara verdik, gitti. Ağzıyla söylüyor ya, ağzıyla. Bunun bir devlet politikasına falan geliyor. Kendi talep ediyor. Harun Bey, bana İmam Maturidi'nin tefsirini temin eder. Pahalı çünkü, alamıyorlar. Tabii pahalı. Evet. Şimdi biz 16-17 öğrenciye, şimdi ben SSK'lara sesleniyorum. Yani bir de akide problemi var. Tabii. Yani şimdi ya İmam Maturidi'nin kitaplarını el birliğiyle biz o coğrafyalara hediye etsek ne kaybederiz? Veya kim bize ne der? Hiç kimse bir şey demez. Ama çok şey kazanırız. Şimdi siz orayı boş bıraktığınız zaman başka şey dolduruyor. O zaman da bizim dizimizi dövmeye, ahvak etmeye falan hakkımız da kalmıyor. Sözün özü, biraz lafınızı kestim. Estağfurullah. Sözün özü şu. Muhabbet ediyoruz. Evet, sözün özü şu. Dünya Türklüğü sadece Türkiye'den ibaret değil. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Türklerin arasında milli, manevi, ahlaki, ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğini oluşturacak mekanizmaların kurulması lazım. Devlet, hükümet buna önderlik yapmalı ama en çok da sivil toplum kuruluşları halkı uyararak buna meyilli hale getirmeli. Bu çok zor değil. Biz bunu Suriye'de gördük. Bir ön yargı oluşuyordu. Suriye falan. Şimdi yaptığımız işlerin neticesini aldıkça
Hiç tanımadığımız insanlar bizi arıyorlar. Oradaki insanlara şöyle destek olalım. Konya'da kardeş aile projesi başlattık. 2-3 yıl önce. Hmm. Dedim ki akademisyenler, bürokratlar, eğitimli aileler. Ya pazara gidiyorsunuz. Ufak tefek alışveriş yap. Bir de bizden adres alın. Eşinizle, çocuğunuzla gidin. O insanları muhatap alın. Artık Türkiye'ye gelmişler. Suriyeli Türkmenler. Muhatap alın. Bu kentsel dönüşüm çerçevesinde terk edilmiş mahallelerde, evlerde yaşıyorlar. Hı hı. Düşünsene, evin önünde bir araba durdu. Bir bey, bir hanımefendi indi. Yanında çocukları var. Kapıyı çaldı. Selamun aleyküm dedi. Oturdu yere. Evin, yani misafir olan Türkmen ailenin çocuğunun başını okşadı. Gelen hanım evin hanımıyla sohbet etti. Bey evin beyiyle sohbet. Abi bunu bir düşünsene, bunun, onların ruh dünya. Ama öyle yapan yok. Bu rehabilitasyon da aynı zamanda. Evet abi. Yani hem o travmasını iyileştiriyorsun, hem kendisini iyi hissediyor. Tabii. Yani zaten zarar vermiyorlar toplumun içerisinde yaşarken ama daha fazla ihtimam gösteriyor. Aynen. Daha özen gösteriyor. Aynen. Mesela. Şimdi mezun olan öğrenciler var. Bunların birkaç tanesini gittim yerinde gördüm. Bir tanesi doktor olmuştu. Bende de üzerinize afiyet, küçük bir rahatsızlığım vardı. Götürdüler, karşımıza çıktı. Eymen Türkiye'de okumuş. Gümüşhane'den doktor olmuş. İzleyicilere söylemek istiyorum. Türkiye'de herhangi bir yeri tercih etmemiş. Bu ülke beni okuttu. Oradaki insanımın bana ihtiyacı var diye savaşın ortasına hizmet yapmaya gitmiş. İşte bu şuuru burada almış ha. Evet, evet. Burada almış. Ona vermişler. Benim anlatmak istediğim bu. Bunu yaparsak işte bütünleşiriz. Size de nasıl hürmet göstereceğini şaşırmıştım. Tabii. Yani ayakta karşıladı, kapıda karşıladı, ne yapacağını. Şimdi abi anlatmak istediğim işte bunu yaygınlaştırırsa, bunu sürekliliği olan bir planlı, programlı hizmet, çalışma metodu haline dönüştürürsek, bunun yansımaları ileride büyük bir enerjidir. En büyük meselemiz insan. Aynen öyle. İşte o insanı ortaya çıkarmak. Yatırım yapmamız, evet, gereken. Evet. Bizim kendi coğrafyalarımıza da bir sondaj vurmamız lazım. Ne zenginlikler fışkıracak yani oralardan. Şimdi Harun Hocam, sizi Konya'dan gecenin bu vaktinde bu programa kaldırıp getiren dert güzel bir dertmiş. Eyvallah, sağ olun. Rabbim inşallah derdinize daha çok devalar ihsan etsin. Allah razı olsun. Gücünüzü artırsın. Hakikaten kolay bir iş değil, zor bir iş yapıyorsunuz. İnşallah yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi bir Türkiye yüzyılı yaşadığımızda etrafındaki o kadim coğrafyanın da İnşallah. Ayağa kalkacağını, yeniden dirileceğini, Türkiye ile kucaklaşacağına inanıyorum. İnşallah bize bu imkanı verdiniz. Hiçbir evet. televizyon kanalı, hiçbir gazetenin bahsetmediği, belki bazılarının yanlış anlayacağı, bu konuyu dile getirmemize vesile olduğunuz, bu imkanı verdiğiniz için biz de canı gönülden teşekkür ediyoruz. En azından sizi izleyen, en azından bu kanalı izleyen, bizim burada birkaç cümleyle ifade etmeye çalıştığımız o gönül coğrafyasının ne olduğunu anlamaya çalışan insanlara selam olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili izleyiciler.